Cumhuriyet dönemi Türkiye fotoğrafçılığını 1920-60 dönemi ve 1960 sonrası dönem olarak iki dönem altında inceleyebiliriz. Türkiye'de 1960'dan önce pek çok alanda olduğu gibi sanatla ilgili etkinlikler de devlet tarafından yürütülüyordu. Bu etkinlikler halk evleri gibi devlet eliyle kurulmuş çeşitli organizasyonlar tarafından gerçekleştirildi. 1960 sonrasında ise gerek anayasa değişiklikleri gerekse ara yasal değişikliklerin sosyal ve ekonomik yaşamdaki etkileri profesyonel ve amatör sanat çalışmalarını da etkiledi. 1970-1980 arası dönemde fotoğrafçılık alanında yepyeni bir olgu ortaya çıktı. Bu yenilik tanıtım fotoğrafçılığıdır. 1980'den sonra önceki dönemleri betimlemeye dayanan belgesel fotoğrafla hayatı farklı bir anlayışla irdeleyen deneysel fotoğraf arasında bugün de varlığını sürdüren bir duvar yükselmiştir. Bu program, Fotoğraf Derneği, Yeni Fotoğraf Dergisi, Sanal Fotoğraf Dergileri ve Sosyal Medya Anahtar Kavramlarını ele alacak. Bu programı izledikten sonra 1960'lı yıllardan günümüze kadar olan süreçte teknolojik değişimler ve Türkiye'deki siyasi gelişmeler fotoğrafçılığı nasıl etkilemiştir? 1960, 1970 ve 1980'li yıllardaki toplumsal olayların sanatsal yaşama etkileri nelerdir? Sorularına yanıt bulabileceksiniz. 1960'lı yılların belirleyici unsuru 1961 Anayasası'dır. Bu dönemde fotoğrafçılık açısından da yeni gelişmelerin yaşandığı bir süreçtir. Bireysel ve örgütlenme hakları 1961 Anayasası'yla garanti altına alındı. Bu hatlarla birlikte Türkiye'de fotoğrafçılık alanına yönelik derneklerin sayısı da artmıştır. 29 Kasım 1959'da Nurettin Erkılıç'ın önderliğinde Erenköy Amatör Foto Kulübü kuruldu. 1963 yılında ismi İfsak yani İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği olarak değiştirilen kulüp günümüzde hala varlığını sürdürüyor. Bu dönemin ilk yıllarında özellikle Şinasi Barutçu, Profesör Mustafa Asler, Profesör Doktor Ayhan Songar, Güneş Karabuda ve Fikret Minisker Anadolu'yu karış karış gezerek fotoğraf çekmişlerdir. Dönemin özgürlükçü ortamı ve ekonomideki refahlar fotoğraf alanına olan ilgiyi daha da arttırmıştır. 1960'lı yıllarda Türkiye'deki fotoğrafçıların çalışmalarının belirleyici özelliklerini şu başlıklar altında toplayabiliriz. Sanatsal çabanın etkisi kişisel eğilimler üzerinde yoğunluk kazanmıştır. Türkiye'deki fotoğrafçılık gerçek kimliğine kavuşarak dışa açılmıştır. Fotoğrafçılar toplumsal sorunlara yönelik fotoğraflar çekmişlerdir. Toplumcu gerçekçi üslup arayışı ortaya çıkmıştır. Doğa fotoğrafçılığı da ön plana çıkmıştır. 1970'li yıllar ülkenin siyasi çıkmazlarının yoğun olduğu bir dönemdir. Bu dönemin özellikleri fotoğrafçılık açısından şöyle özetlenebilir. Kısır bir döneme girilmiştir. Fotoğraf makinesi, film, baskı kağıdı gibi malzemelerin tedarik edilmesinde sıkıntı yaşanmıştır. Bireysel çıkışlar daha çok ön plana çıkmıştır ve ekonomik sıkıntılar geniş halk kitlelerinin fotoğrafı olan ilgisini azaltmıştır. 1970'lerin Türkiye'si siyasi ve ekonomik darboğazda olduğu bir dönemde yeni fotoğraf dergisi yayın hayatına başladı. Yayın danışmanlarından biri Ara Güler olan dergi fotoğraf dünyasına farklı bir soluk kazandırdı. Yeni fotoğraf yayın hayatını uzun yıllar boyunca devam ettirmeyi başardı. Batı'daki örneklerden yola çıkılarak hazırlanan dergi o dönem için çok önemli sayılacak bir yayındı. Yeni fotoğraf dergisi geniş halk kitlelerine fotoğraf sanatının özelliklerini anlattı. Fotoğraf sanatçılarını portfolyolarıyla geniş halk kitlelerine tanıttı. Fotoğraf dünyasından haberlerle okurunu bilinçlendirdi. Fotoğraf tekniğiyle ilgili amatörlere geniş bilgiler kazandırdı yazarların kişisel görüşlerinden oluşan makalelerini geniş kitlelere aktarmayı başardı. Türkiye fotoğrafçılığına pek çok fotoğrafçı kazandırdı. İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği yani Sakın kuruluş yıllarında kahvelerde ve muhallebicilerde yönetim kurulu toplantılarını gerçekleştiriyordu. Ancak daha sonra kalıcı bir adrese kavuşması 1970'lerde başka derneklerin kurulmasına da ön ayak oldu. 1970'lerde kurulan fotoğrafçılık dernekleri şunlardır. Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği AFAD. Ankara Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği AFSAT. Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği BUFSAT. Trabzon Fotoğraf Amatörleri Derneği Foto Forum. Bu dernekler etkin bir şekilde çalışarak çeşitli fotoğraf günleri, sempozyumlar, eğitim programları ve sergi organizasyonları yaparak sosyal hayata da yön vermişlerdir. 1970'li yıllarda Türkiye fotoğrafçılığındaki genel özellikler şu şekilde sıralanabilir. Özel çalışmalar ortaya konulmuştur. Yeni fotoğrafik biçimler denenmiştir. Yaratıcılığın hayal ve ifade gücünün sınırlarını zorlamaya başladığı tespit edilmiştir. 1980'lerde ülke fotoğrafında batı etkisindeki eğilimler ortaya çıkmıştır. Fotoğraflarda çok yönlü biçim ve mesaj kaygısı vardır. Bu dönemde ilk kez fotoğrafın sanatsal boyutu sorgulanmaya başlanmıştır. Fotoğrafçılar bireysel eğilimlerini ortaya koymaya başlamıştır. Fotoğraf bir kopyalama aracı olmaktan çıkarak yaratıcılık sürecine girilmiştir. Klasik fotoğraf anlayışının dışına çıkılarak netlik, derinlik, perspektif, ufuk çizgisi ve doğal renk gibi kavramlar önemsenmeden kompozisyonlar oluşturulmaya başlanmıştır. Bu değişimin yanı sıra sanatı toplumsal yaşamın bir parçası olarak değerlendiren sanatçılar da ortaya çıktı. Bu sanatçılar fotoğrafa yurt ve tarih bilinci ışığında gerçekçi bir anlayışla yaklaştılar. Bunlar fotoğraflarında doğru ve yalın anlatımın yanı sıra bilinçli yaklaşımları ile o dönemin diğer sanat anlayışlarına karşı çıktılar. 1980'li yıllar fotoğraf eğitiminin akademik olarak olgunlaştığı bir dönemde gerçekleşir. 1932'de Şinasi Barutçu'nun Gazi Eğitim Enstitüsü'nde başlattığı fotoğraf eğitimi bu dönemde önce Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile devam etti. Bugün 20'ye yakın üniversitedeki fotoğraf bölümüyle bu eğitim devam ediyor. Geçmişte dernek çatıları altında verilen eğitimler, Türkiye'de amatör fotoğrafçılığın gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Birçok fotoğraf sanatçısı, tanıtım ve haber fotoğrafçısı bu derneklerde yetiştikten sonra fotoğraf alanında yer edinmişlerdir. Türkiye'de fotoğraf eğitimi bir üniversite tarafından ilk kez 1978 yılında verilmeye başlandı. Bu tarihe kadar fotoğraf eğitimleri sadece bu derneklerde veriliyordu. Türkiye Amatör Fotoğraf Kulübü, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği ve onu takip eden dernekler uzun süre bu misyonu yürüten derneklerdendi. İlerleyen yıllarda ardı ardına kurulan fotoğraf dernekleri de aynı şekilde fotoğraf eğitimi vermeyi sürdürdüler. Bu dernekler kendi aralarında da örgütlenerek Başlangıçta Fotoğraf Dernekleri Çalışma Kurulu ardından Türkiye Fotoğraf Sanatı Dernekleri Birliği'ni kurdular. Bu dernekler son olarak Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu çatısı altında birleştiler. Türkiye böylece ilk defa bir sanat dalı federasyonuna kavuştu. 2000'li yıllarda dergicilik bağlamında önemli gelişmeler yaşandı. Birçok dergi bu dönemde yayın hayatına başladı. Günümüzde fotoğrafla ilgili dergilerin sayısı katlanarak artmaya devam ediyor. Bu dergilerden bazıları şunlardır: Refo dergisi, Geniş Açı dergisi, Fotoğraf dergisi, F dergisi, Foto Offline dergisi, Foto Teknik dergisi, Foto Dijital dergisi, Foto World dergisi. Bunun yanında Afsat. KASK ve BUFSAT gibi köklü derneklerde ciddi sayılabilecek dergiler çıkararak diğer ulusal çapta yayınlanan fotoğraf dergilerine rakip olmaya başlamıştır. Türkiye'de 2000'li yılların ortalarına doğru çok sayıda fotoğraf paylaşım sitesi ortaya çıkmaya başladı. Özellikle sayısal fotoğraf makinelerinin satışlarının en üst düzeye çıkmasıyla bu medyalar daha da etkin hale geldi. Sosyal medya olarak da adlandırılan bu yeni medyalar belki de en demokratik oluşumlardır. Fotoğraf günümüzde sadece sanatsal bir ifade biçimi olarak değil, aynı zamanda disiplinler arası bir araç olarak da kullanılmaktı. Bu nedenle fotoğrafın gelişimi sosyoekonomik koşullardan bağımsız olarak düşünülemez. Toplumsal değişimlerden de etkilenen fotoğraf kendi değişimini de yaratarak yoluna devam ediyor. Türkiye'de fotoğrafın gelişimi 1960'lı yıllardan sonra toplumsal olaylardan bağımsız olarak ele alınamaz. Bu dönemin sosyoekonomik durumuyla paralel olarak belgesel ağırlıklı fotoğraflarda estetik kaygılar ön plana çıkmaya başladı. Özellikle fotoğraf sanatçıları ifsakın Sakın önderliğinde klasik belgeci fotoğraf tarzında eserler ortaya koydular. Bu dönemde Türk fotoğraf tarihine ismini altın harflerle yazdıran sanatçı ve aydın bir kitle ortaya çıktı. Bu kitlenin en büyük özelliği cumhuriyetin temel prensiplerini de destekliyor ve onun yaygınlaşması için de emek veriyor olmalarıydı. 2000'li yıllarda dergicilik alanındaki gelişmeler teknolojinin olanaklarıyla sanal ortamda Türk fotoğrafçılığını dünyaya tanıttı. Son olarak, yükseköğretim kurumlarında fotoğraf bölümlerinin açılması da ülkemizde fotoğraf eğitiminin kalitesini arttırmış. Bu programda 1960'lı yıllardan günümüze kadar olan süreçte teknolojik değişimler ve Türkiye'deki siyasi gelişmeler fotoğrafçılığı nasıl etkilemiştir. 1960, 1970 ve 1980'li yıllardaki toplumsal olayların sanatsal yaşama etkileri nelerdir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi fotoğraf tarihi kitabının 8. ünitesinde yer almaktadır.